Herkese selamlar dostlar. 25 Ocak Perşembe 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. 3 tanesi Euro League karşılaşma olduğunu da söyleyelim. İsterseniz başlayalım. Maç skor yarışmamızla başlayalım. Sizlere Galatasaray İstanbulspor maç skoru ne olur onu sorduk. Günün gözde maçı. Galatasaray mücadelesi. Benim skor beklentim 3-0 ayarında ve Galatasaray'ın burada galip gelmesi. Icardi de bu maçta muhtemelen ilk 11'de oynayacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Daha önce yapmış olduğum Beşiktaş adına Demir Maç konu bilen yok. Maç 0-0 bitti. Bence Beşiktaş'ın bir tane net penaltısı verilmedi. Raşit pozisyonu penaltıydı bence. Net penaltıydı bence hatta. Verilmedi. Beşiktaş da orada 0-0 kaldı. Devam edelim. Her türlü soru görüş öneri, gruplara katılmak isteyenler veya herhangi bir sorusu olan herkes buradan veya skor bilen arkadaşlarımız benimle Instagram üzerine iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz diyerekten de geçelim. Yüksek mislerimiz devam ediyor. Yüksek mislere baktığımız zaman da dün gece 3000 misli yaptık. Aga güvendiğimiz maçları gerçekten acımıyoruz. Misliyi yapıştırıyoruz. Dün de Atay maçına yaptık aynı şekilde. Gece işte Clippers'ın maçı vardı. Los Angeles Celtics'ü. Burada Clippers'ın biz yani özellikle Lakers tarafında eksik vardı. Lebron'dur vesairedir. Bir de Lakers tarafı biraz daha şey karışık. Biz Clippers'a yöneldik. İyi de gidiyordu. Oradan yüksek misli 3000 misli yaparaktan da değerlendirmesini yaptık. Bereket versin diyelim. Dün de Hatay'ın mücadelesi vardı. Mücadele bir bir bitti. Ben dedim ki YouTube'a verdiğim tercih güveniyordum bu arada. Hatay'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Hatay'da ilk yarıyı kazanaraktan da 900 misli bahisimiz geldi. Burada bir kasa yönetimi yaptığımız için ya kasada ne durumda ne geliyor ne gidiyor her şeyi bildiğimizi söyleyebilirim. Sadece bu değil gece ekstra NBA tercihleri vardı. İki tane tercihimiz vardı. İkisi de başarılı oldu. Bir tanesi maç önüydü bir diğeri de maç önü iki şekli neydi İkisi de başarılı oldu. Geceyi fullleyerekten de geçirdik. Tebrik edelim. Canlı olarak gruplarımızda zaten devam etmekteyiz. İzlediğimiz her maçın canlı vaysini yapmaktayız. Onun dışında herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya da tercihler atıyorum. Oraya da değerlendirerekten de sizler de açıklama ve yorumlar kısmından katılabilirsiniz. Hatta dün neler attım ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu gördüğünüz herkes açık Telegram grubumuz. Burada 5 pardon 6251 kişi var şu an güncel sayısı. Alanya'nın Alanya, nın, Alanya nın maçı vardı. Devre arası oldu. Bizim bahsimiz geldi zaten. Hatay yarayı kazanır yüksek misliydi. Hatay Alanya'da iyi oynuyordu bu arada. Dep basmanın bir golüne girdim. Dedim ki hatta altına yazdım ki Arkadaşlar risklisi de 1.95 gibi oranı var. İkinci gol Alanya'dır diyerekten yazdım. Ondan sonra 5. korneri de Alanya'nın atacağını söyledim. Her kız açık telegram grubuna ne oldu? 3 tane bahis verdim mi verdim. Yüksek mislimiz geldi. Devam. Alanya golü attı Maga 89'da attı. İkinci golü attı Maga attı. 5. korneri Alanya kullandı Maga o da kullandı. 3 üç bahis 3'te 3. Üç. Dedim ki arkadaşlar buranın canlısı kapandı. Kazan sağlayanlar tebrikler. Kendi gruplarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde 2-3 tane atıyorum, yeşilliyorum. Oradaki arkadaşları da kazandırıyorum. Hem kazan sağladık, gruplara gelebiliyorlar o parayla mesela. Gruplarımıza geldiği zaman da 1 ay boyunca kalabiliyor ve devamına bakalım. Kasımpaşa Pendik mücadelesine ilk kere bir uç küs verdim. Yetişemeyenler olduğu için yeşillemedim bile. Geçtim. Sonra dedim ki ilk yarı iki buçuk üst verdim grupta. Geldi mi geldi. Pendik penaltı ilk yarı üç buçuk üst verdim mi? 1.67 gibi orandan verdim. O da geldi. Oradan karşı yakanın maçı vardı. Hatta Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Bunu da yazdım buraya. Pendik Spor'un golüne ve Pendik burada Atıcı'ya e, atacağı beşinci gole girdim. 7'de 7 ile burada canlıyı kapattık. Yatan tek bir canlım oldu. O da Beşiktaş'ın ilk golü gelmemesi kaynaklı. O da net bir penaltısı verilmedi. Bu şekilde ilerlediğimizi belirtelim. Ve sizlerden Beğeni ve yorumlarınızı beklerim. Artı 400 seviyesinde agalar gören, izleyen herkes hemen 2 saniye beğeni butonuna basarsa hem bize moral motivasyon hem de maçlarımız zaten gayet de güzel gidiyor. Dün 4 tane maç verdim. Sadece Beşiktaş maçı yaptı. Afrika'dan aldık. Türkiye'den aldık. diğer mücadele neydi? Onu da aldık zaten. Kamerun maçıydı. Pendik mücadelesiydi. Diğer maçım neydi? Hemen defterden de bakayım. Kamerun Pendik Hatay'a aynen yakalamışız zaten 4'te 3 olmuş yatan da Beşiktaş olmuş devam edelim ilk mücadelemiz Samsun'la Kayseri mücadelesi burada Kayseri Spor gerçekten iyi bir takım Tiam'ın gitmesi takımı bozdu. Ve Recep Hoca ile birlikte bence son maçların olacağını da söyleyeyim. Bence son maçları Kayseri'nin hoca gönderilme maç olmaz kaynaklı. Ben burada Samsun tarafındayım. Samsun'un 1.76 gibi bir oranı vardı. 1.78'e yükselmiş. Tek bir tercihim olacak burada. Ben burada Samsun Spor'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Onun oranı 1.42. Maçın beklentisi 3-0 ayarında Samsun galibiyeti bu arada. İndeks beklentisi ama ben öyle kolay bir maç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben burada Samsun'un bir yere kazandığını 1.42 gibi orandan tek olarak sizlere önermek istiyorum. Başka herhangi bir tercihim yok. Kayseri Spor'da bence de hocanın da gönderilme maçı olduğunu düşünüyorum. İkinci mücadelem Galatasaray ile İstanbul Spor karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Ben burada Galatasaray tarafındayım. Fenerbahçe'nin e, Başakşehir'le bir maçı var bugün. Bakalım ne olacak. Onun da zaten yani o maçın bence bu maça bir etkisi olmayacaktır. Kendi evinde İstanbulspor'la oynayacak. Şimdi İstanbul'un son maçını ben değerlendirdim. Dedim ki Pardon YouTube'da değerlendirmedim. Videosunu çekmemiştik. Grupta değerlendirdik. Denip İstanbul'un başına Osman Zeki Korkmaz geldi. İkinci Osman Zeki Korkmaz dönemiydi. Bu Osman Zeki Korkmaz kim ben size ondan bahsedeyim. İstanbulspor'u Sporu Süper Lig'e çıkaran hoca takımın başına geldi. İlk mücadelesinde de 90 artı 4'te atılan Ali Yaşar'ın ceza dışından attığı golle birlikte İstanbulspor galip gelmesini Kayseri karşısında bildi. Çok fazla pozisyon kaçırdım. Ve çok fazla şut denemesi de yaptı. Şimdi buradan almamız gereken ne biliyorum? Çok fazla şut denemesi. Ne olabilir? Korner. İstanbul'da burada kornere katkı verebilir. Bulduğu şut denemeleri yaparaktan da defansa çarpar çıkar. Kaleci çıkartır. Bir şeyler olur. Yani buradan İstanbul tarafı da korner yakalayabilir. Galatasaray'a ben zaten son maçlarına bakın. Hepsi de korner gidiyorum ve kornerlerin hepsini içeri alıyorum. Tercihim ana tercihim. ilk kez 4 buçuk korner. Değerlendirilebilir. İlk yarıdan daha çok korner oluyor. Genellikle ilk yarıdan 5 korner oranı 1.60'larda oran olacak zaten. Başka türlü oran alamazsınız mücadeleye. Onun dışında mücadele genelinde 8.5 açarlarsa çok banka olur bence. 9.5 açacaklardı. Muhtemelen 9.5 risk oynar değerlendirmesi yapılabilir. Çaykur Rizesporla Trabzonspor bir derbi, Karadeniz derbisiyle bölgesel bir derbiyle devam edelim. Rize'nin durumu malum. Malum derken iyi oynuyor. Aslında Trabzonspor'un Trabzon durumu malum demek lazım. Trabzon'da eksikler, kadro dışı Abdur Kadir Ömür'ü zamanında 20 milyonluk teklifi reddetmesi, başkanın Ağoğlu'nun ya şimdi de kadro dışı Halstil ilgileniyormuş sanırım. Abdur Kadir Ömür'le de bakalım. Zor bir mücadele olmasını bekliyorum. Benim beklentim şu yönde. Trabzonspor atarsa tutmayabiliyor. Pendik'te burada pardon pendik diyorum. Bize de burada basacaktır. Tek bir tercihim yüksek oranlı bir tercihim var. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol bekliyorum. Bence mücadele 2-3 gole bence sıkışacaktır diye düşünüyorum. 2-3 gol tercihi burada benim tek tercihim olacaktır. Mücadeleden skor beklentim de 1-1 ayarında da beraberlikle tamamlanması olduğunu da söyleyeyim. Diğer bir mücadelem Fenerbahçe-Beko ile Bologna mücadelesi. Burada Şengelya döndü mü Bologna tarafında o biraz belirsiz. Ona tam onun bilgisine ulaşamadım. Önemli bir eksiklik. Fenerbahçe-Beko'da Pierre yok. O da önemli bir eksiklik o sayılabilir. Ama genel olarak Bologna tarafında Belinelli'nin atmış olduğu dış şutlarda adam yani onda sıfır atsa 11. şutu korkmadan atabiliyor. Öyle bir özelliği var. Fenerbahçe Beko da kendi evinde burada artık kazanması da gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Maçta zaten favori fakat Bologna'da eşlik edecektir. Mücadele genelinde 161.5 üst aldık. 1.48 gibi orandan mücadele genelinde 162 sayı beklediğimizi belirtelim. Diğer karşılaşmamda Bayern Münih ile Asbel karşılaşması. Bu maçın oranı biraz düşük gelecek verdiğim. 1.39 milyon oranı vardı. Ama bunu nasıl yükselteceğinizi bahsedeceğim. Bayern Münih Asfel'e bence yenecektir. Ama nasıl yenecek biz buna bakalım. Bence ilk yarıdan koparacağı bir mücadele olacaktır. İlk yarı galibiyeti 1.34'e kadar oran düşmüş bu arada. Bayern Münih ilk yarıdan galip gelecektir ki ilk yarı galibiyetine gelirken şöyle 3 farklı bir Bayern Münih galibiyeti yaparsanız da oranı burada 1.51'e kadar da bunu biraz daha arttırabilirsiniz sizin elinizde. Fakat ilk yarı galibiyeti idealidir. İlk yarıdan 3 farklı galibiyette oranı biraz daha yükseltmiş halde Bayern Münih bence burada ilk yarıda işi bitirmek isteyecektir. Asfel'e karşı diyerekten de son mücadelem Real Madrid ile Olympiakos karşılaşması. Real Madrid'de eksikler vardı. Bu eksikler bu maçla birlikte döndüğünü söyleyelim. O yüzden burada Real Madrid'de oran bile açamamışlar. Olympiakos iyi bir savunma yapabilen takımlardan bir tanesi. Fakat ben burada Real Madrid'in dönüş maçı olarak da Euro son maçını kaybeden bir Real Madrid vardı. Monaco'ya karşı ağır ezildiler. 20 fark edildiler. Neredeyse burada bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Ev sahibi Real Madrid'in maç genelinde 85 sayı atması yani ev sahibi 84.5 üstü değerlendirebilirsiniz diyerekten de önerelim. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan önerimi yaptım. Kuponu burada daha oluşturmadım. Gruplarda oluşturuyorum. Özellikle bu kısık bültenlerde değerlendirme yapan herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.